Aman nene, karnım çok acıktı. Peki dede. Anne, dedem çok acıkmış. Şimdi sofrayı kuracağım. Sen git elini yıka. Göç etmek artık bir zaruret oldu. Her geçen gün yeni bir katliam, birçok Kafkaslıyı yok etmekte. Siz büyüklerimizin verdiği kararlar bizler için kanundur. Fakat memleketi, bu toprakları terk etmek sadece Çar'ın arzularını ve emirlerini yerine getirmek demektir. Eğer sizler Çar'ın ardını yerine getirmek için bu topraklardan gitmek istiyorsanız, o zaman burada kalıp onların buyruğu altına girmek de aynı neticeye gelir. Asla! Onların emri altına gireceksek kendimizi öldürelim daha iyi. Sözlerin çok acı Susran. Fakat gençlerimiz, çocuklarımız teker teker Rus kılıçları altında can vermekte. Bu gidişle şu yavrularımız da kılıç darbeleriyle yok edilecekler. Hiç değilse ırkımızı, neslimizi yok ettirmeyelim. Onlar için yeni bir hürriyet ve yeni bir vatan arayalım. Bizde kucağını açmış kardeş bir vatan var. Gidebileceğimiz yegane yer orasıdır. Din kardeşlerimizin vatanı. Türkiye! Yağlı bir çocuk! Cankat, ne oldu?
askerler... Albay Rakimov... Karabata hain... Her şeyi... O yaptı. Karabata... Demek bütün bunlar onun başının altından çıkmış. Anamın, babamın, bütün Kafkasların katili... Bir Kafkaslı. Yemin ederim... Onun cezasını kendi elimle, bununla... Babamın kanasıyla vereceğim. Herifler, bir avuç Kafkaslı Beşköy'deki askere baskın yapıp kılıçtan geçirmişler, cephaneleri almışlar, bir de utanmadan bana bu raporu verebiliyorsunuz. Hepinizi geberteceğim. Dinle beni, Teğmen Aleksandrovic. Bütün bunların altında bir isim var. Susran. Osetya'dan Kırım Hanlığı'na kadar... ...bütün Kafkasya'yı birleştirme hayalinde olan bir aptal. İstiyorum onu. Ne yaparsanız yapın, istiyorum onu. Kabartaylardan gelen habere bakılırsa... ...Ruslar Azerbaycan'a sevk edilmek üzere... ...cephane göndermeye başlamışlar. Kanşal, bu cephanelerin geçeceği yere bir baskın tertiplesek? Haklısın Susran. Bana kalır kaç grup hazırlayıp... ...muhtelif yerlerden ayrı ayrı kollardan saldırıp... ...Rusları şaşırtmalıyız. Tagorek'ten Batırhan geliyor. Selamlar. Selam. Hayrola Batırhan. Hayırdır? Sizleri uzun zamandır aramızda göremiyoruz. Bilmem ne dersiniz. Bu akşam Tagorek'te oyun var. Gelir misiniz? Oyun mu var? Bak işte buna memnun oldum. Siz ne dersiniz çocuklar? Fakat Susran, Tagorek Rusların işgali altında. Oraya gitmek demek yakalanmak demektir. Ben gideceğim. Herhalde beni yalnız bırakmazsınız. Yaptıkları baskınlar zaten elimde az olan askeri daha kötü duruma düşürdü. Bütün bunlar o herifin başının altından çıkıyor. Teğmen Aleksandrovic, adı neydi o herifin? Susran albayım. Evet, Susran. Bu herif kendini bu bölgenin lideri olarak görmeye başlamış. Evet, duydum bu genci. Herhalde anne ve babasının askerler tarafından öldürülmesi... ...onu böyle bir hevese sürükledi. Bu Susran kim Şaşa? Susran mı? Bir Çerkez genci. Ruslarla mücadele eden bir avuç Kafkaslı'nın başı. ...memleketin terk edilmesine karşı çıkan bir vatansever. Demek ümidini kaybetmemiş olanlar da varmış hala. Şaşa! Kristal bardakları ve tabakları iyi sil. Gevezeliği bırak da semavere kömür koy. Peki efendim. Ne telaş ediyorsunuz kuzum? Bu adamlara çok bile. Sanki babaların evinde de kristal bardakla mı çay içiyorlardı? O ne biçim konuşma Muzago? Tabii ki evlerinde kristal bardak vardır. Bir albay ancak soylu bir aileden gelebilir. Soylu ailelerde en iyi takımlar vardır. Doğrudur anneciğim. Bu gibilerin kafasında eğer bir bardak kırmak icap ederse... ...muhakkak kristal olmalıdır. Çünkü soyludur onlar. Zago, eğer bu söylediklerini babam bir duysa... Duysun. Hem ona da kızıyorum. Ne alıp vereceği var bu heriflerle...
Bana kalırsa babam bu adamlara fazla yüz veriyor. Keşke bütün Kafkaslar sizin gibi düşünseler. Geçen günkü baskının neticesi hala bazı kabilelere ders olmamış. Aldığım haberlere göre Adigelerden, Afazlardan ve diğer gruplardan direnmek isteyenler varmış. Onların çabaları bir semere vermeyecektir. Çünkü halkın çoğu yıldı. Üstelik Kafkasya'yı terk için gerekli bütün propaganda yapılmakta. Hatta dinlerine bağlı olan bu insanları ikna için bazı sahte hocalar köy köy gezmekte ve memleketi terk için bütün gerekli telkin yapılmakta. Sanırım en iyi netice de bu yoldan alınıyor. Evet, bu dedikleriniz doğru. Fakat yılanın başı ufakken ezilmeli. Elimdeki asker az, dediğim takviye birliği gelir gelmez ilk fırsatta bu meseleyi ortadan kaldıracağım. Ver o tepsiyi bana Şaşa. Ama küçük hanım. Zavgo delirdin mi, bırak o tepsiyi. Şaşa niye verdin ona? Ah bu deli kız. Korkarım şimdi orayı karıştıracak. Size kızım Mızago'yu takdim ederim. Sizin bu kadar güzel bir kızınız olduğunu bilmiyordum. İltifatınıza teşekkür ederim. Müsaade ederseniz çaylarınızı koyayım. Teğmenim, siz neden ayaktasınız öyle, oturmaz mısınız? Tabii ya Teğmen Aleksandrovich. Neden oturmuyorsunuz? Buyurun, oturun. Çayı koyu mu içersiniz Albay Rakimov? Evet. Affedersiniz Albay Rakimov. Bana bir bez versene aldın. Zahmet etme Mızago. Bir şey yok. Yalnız senden rica etsem şu başörtünü bana bugünün hatırası olarak verir misin? Sanırım çay lekesi yeterince bir hatıra olur size. Müsaadenizi rica edeceğim. Seni tekrar görmeye geleceğim Mızago. Ne yaptın? Ben şimdi beye ne cevap vereceğim? Rezil ettin bizi. Albay Paşa görmüş gibi fırladı aya. Ne iyi ettim. Bir bardak çayı boca ettim üzerine. Albay Rakimov'un bakışlarını hiç beğenmedim. Bana tutuldu galiba. Kancayı bir takarsa ne yaparız? Tasalanma Mızagocuğum. O herif sana tutulmuş falan değil. Belli ki çapkının... Çelemet, hı? Sen bu oyunda oynuyor musun? Benim bilmediğim oyun yoktur. Yalnız bir dansı sevmiyorum. Neymiş o? Kafe. Karşılıklı oynadığımız kızın gözüne baka baka uykum geliyor. Hadi canım sen de. O senin gözüne baktığın kızın kabahati. Dansın değil. Sen dikkat et, bir gün birisi uyutmasın seni. Bir daha uyandığında eteğini çeken bir çocukla gözünü açarsın. Hoş geldiniz Susan. Bize şeref verdiniz. Bizi bu neşeli topluluğa kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. İçinde bulunduğumuz bu acı günler arasında bu gibi toplantı ve oyunlar bizler için birer kuvvet oluyor. Savaş ederken eğlenmek, savaş ederken dans etmek bizlere dedelerimizden kalan en büyük mirastır. Buyurun, oyununuza devam edin lütfen.
misafirlerimiz dans etmez mi? Acaba adınızı öğrenebilir miyim? Zago. Zago? Mehtap yüzlü. Bir ismin sahibine bu kadar yakışacağı aklıma gelmezdi. Bu geceki dansı ömrüm boyunca unutamam. Çoktanlar huzur denen şeyi unutmuştum. Bu akşam bunu bana sen verdin. Sana bir teşekkürüm. Bana iltifat ediyorsunuz. Zago, sana bir şey itiraf etmek isterim. Fakat sakın beni yanlış anlama. İnsan savaşta ne kadar katı ve şuursuzsa, savaş arasındaki en kısa zamanda da o kadar hassas oluyor. Ben de aylardır savaş ve mücadele içindeyim. Bütün Kafkaslılar gibi. Kendimi dinleyecek, kendimi görecek zamanım olmadı. Ta bu geceye kadar. Çocukluğumdan beri en güzel hayallerimi Kafkas dağlarının üzerinden doğan mehtaba bakıp kurdum. Buraya gelip seni gördüğüm anda da hayallerimin en güzelini tattım. Sözlerinin samimiyetine inanırım Susran. Çünkü sözlerinden evvel gözlerin aynı şeyleri söyledi. Eğer toprak olmuş anam bana seveceğin, alacağın kız nasıl olacak diye sorsaydı, hiç düşünmeden mehtap yüzlü derdim. Seni tanımadan bile yüzünü biliyordum Muzago. Çelemet. Hı? Bana öyle geliyor ki bu akşam sen değil Susran uyudu. Hem de bir daha uyanmamak üzere. Şimdi ben de aynı şeyi söyleyecektim. Önceleri senin kıza bakışların da uyumaya müsait gibi geldi bana. Bilmem yanılıyor muyum? Susran'ın dans ettiği kız kim? Muzago mu? Karabatan'ın kızı. Zago, Elbrus seni bekliyor. Gidecek misiniz? Acaba seninle tekrar görüşebilecek miyiz Zago? Tabii, niye olmasın? Mesela yarın sabah görüşebiliriz. Şaşa ile birlikte onun yeğenlerini görmeye gideceğiz. Yolumuz Rıtsa koruluğundan geçecek. İstersen... Tabii isterim. Yarın oraya geleceğim Zago. Bana müsaade edersen gideyim. Elbrus bekler. Bana hala kimlerden olduğunu söylemedin Muzago. Affedersin Susran. Muzago, ben bu akşam kurtlarımı dökemedim. Şöyle bir iki gösteri yapamadım. Bunda benim bir suçum yok ki. Tabii senin suçun yok. Ama ben gene de sana söylüyorum. Müsaadenizle, hayırlı geceler. Sana da Muzago. Biz de gidelim Susran. Sabahleyin Şegerey köyüne gideceğiz Çelemet'le. Gidelim Kanşa. Geç kaldın, merak ettim Muzago. Nasıl bari, eğlenebildin mi? Eğlenmek mi? Hem de nasıl? Kimle tanıştın biliyor musun? Susran'la. Ne diyorsun Muzago? İnanamıyorum. İlk anda ısındım ona. Hatta sevdim onu Şaşa. Bu kadar çabuk mu? Çabuk mu?
Sanki uzun yıllardır tanıyor gibiyim onu. O da aynı şeyleri söyledi bana. Sevdim onu. Bakışları, hali, tavrı, her şeyi başka. Yarın gene görüşeceğiz. Rıza koruluğuna gelir misin? Orada buluşacağız. Tabii gelirim. Nasıl? Hakikaten yakışıklı mı? Hem de pek çok. Susran aşık oldu. Şimdi ben de aynı şeyi düşünüyordum. İşin kötüsü, Mızago'nun Karabatan'ın kızı olduğunu bilmiyor. Susran'ı iyi tanırım. Bunu öğrenirse kahrolur. Keşke Tagorek'te laf karıştırıp kızın kimin kızı olduğunu öğrenmesine mani olmasaydım. Ama ne fark ederdi? Sevdikten sonra kimin kızı olduğu mühim değil ki. Şu anda acaba Mızago'yu mu düşünüyor dersin? Eğer onu düşünüyorsa sırılsıklam aşık deriz. Bak, şimdi anlarız Mızago'yu düşünüp düşünmediğini. Şekereye erken mi gidiyorsunuz? Evet. Biliyor musun Kanşav, saatlerdir aklım... Konuşmana hacet yok Susran. Deminden beri seni tetkik ediyoruz. Aşık oldun. Mızago'ya tutuldun değil mi? Anladık bunu. Sana bir tek şey söyleyeyim Susran. Eğer hakikaten sevdiysen zaman kaybetmeye lüzum yok. Bulunduğumuz günlerin neler doğuracağını kestiremeyiz. Ani ve kesin kararlar vermek zorundayız. Kaçıralım kızı olsun bitsin. Bu kadar çok mu? Sadece birkaç saat içinde tanıdım onu. Ama bu birkaç saat... ...sana yıllar sürmüş bir beraberlik kadar tesir etmiş. Öyle değil mi? Evet öyle. Ben kendimi iyi tanırım. Ani fakat derin bir sevgiyi ilk gördüğüm anda hissettim. Dinle bizi. Kaçıralım kızı olsun bitsin bu iş. Sen he de bırak gerisini bize. Siz dönünce kaçıralım. Ama ne zaman olacağını kararlaştırırız. Ben yatıyorum. İyi geceler. Tamamdır bu iş. He? Hayatta bugünkü kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum Zago. Bu mutluluğu benim verdiğimi zannediyorsan buna memnun oldum Susran. Şaşa nerede? Uzakta kalmayı tercih etti. Ayıp olmadı mı ona? Kendi öyle istedi. İçinde bulunduğumuz günler... ...bana zamanın çok kıt olduğunu söylüyor. Dün geceyi senin hayalinle geçirdim. Anladım ki... ...ben artık sensiz yapamayacağım. Söyle bana Mızago... ...senin hislerinde en az benim hislerim kadar samimi mi? Küçük bir kızken tozlu bir yolda cılız alacalı bir kedi bulmuştum. Onu aldım. Şirin tatlı bir kediydi. Çok seviyordum onu. Onunla oynardım. Bir gün gene onunla oynarken elimi tırmaladı. Fena halde elim yandı. Kızdım ve onu tuttuğum gibi fırlattım attım. Akşam oldu. Gelir diye bekledim gelmedi. Sabahları daima ayak ucuma gelir yatardı.
Uyandığımda onu yatağımın ucunda bana bakar bulurdum. Sabah gözümü açtım, yatağın ucuna baktım, yoktu. Çok üzüldüm. O kadar üzüldüm ve hatta ağladım ki evde herkes onu bulmak için seferber oldu. Buldular onu. Çok, ama çok sevdiğim kedimin yok olmasına, ölmesine kendi elimle sebep olmuştum. O günden beri hiçbir şey sevmek istemedim. Severim de kaybederim diye. Seven insan korkmaz mı Zago? Seni seviyorum Susran. Fakat korkuyorum. Seni kaybetmekten korkuyorum. Ben gidiyorum. Zago, seni tekrar ne zaman görebileceğim? Ne zaman istersen Susran, evimize de gelebilirsin. Fakat hala kimin kızı olduğunu söylemedin bana. Affedersin, kendimi sana tanıtmadım bile. Ben Karabatan'ın kızı Mizago. Susan! Nihayet kıstırıldın Susan! Ben Simon! Hayrola Susan? Kanşavla Çelebet döndüler mi? Hayır. Susan'da bir hal var, çok sinirli. Karabatan'ın kızıyla görülecek bir hesabım var. Bu gece oraya gidiyorum. Gelin. Habrok geldi efendim. İçeri alın. Albayım, size iyi bir haberim var. Söyle bakalım Habrok. Bu akşam Susan, Karabatan'ın evine Mizago ile hesaplaşmaya gelecek. İyi bir mükafatı hak ettin. Teğmen Aleksandrovic'i çağırın.
Yürü! Hadi! Yürü! Boşuna uğraşıyorsunuz. Bu topraklarda barınamazsınız artık. Doğru. Bıraktığımız bu toprakları dostlarınızla pay edersiniz. Faatleri için kızlarını bile alet edecek kadar alçak insanlar sizin etrafınızda mevcut. Tıpkı Karabata gibi. Bak işte, an köpeği al sopayı derler. Esil mahluk. Sen de, senin kızın da satılmış birer hainsiniz. Kızının güzel yüzüne kanıp da bu hale düştüğüm için kendimi asla affetmeyeceğim. Sen kendini ne sanıyorsun? Senin gibi bir köpeğin kızıma yanaşmasına göz yumacağımı mı sandın? Doğru. Senin nazarında domuzlar daha kıymetlidir. Bak bu sırmalı domuz kızın için can atıyor. Gelin bu köpeği. Aklı başına gelinceye kadar burada kalsın. Be. Seni seviyorum Susran. Sana ihanet etmedim. Kurtaracağım seni.
Seni şimdi öldürmeyeceğim. Halk kahramanı taslaklarının akıbetinin ne olduğunu bütün Kafkaslara göstereceğim. Selamlar Veli. Hoş geldiniz Kanşal. Hoş bulduk. Buyurun. Sağ ol Velit. Uzun yoldan geliyorsunuz herhalde Kanşal. Şegere'deydik. Yorgunsunuzdur. Ben size süt getireyim. Sen deminden beri neler düşünüyorsun da kafanı sallayıp duruyorsun? Kanşal, ne düşünüyorum biliyor musun? Susran, biz gitmeden evvel kızı kaçırmaya razı olduğuna göre... ...bir fırsatını bulup biz kaçırsak ha? Ne dersin? Ya şimdiye kadar... ...Mızago'nun Karabatan'ın kızı olduğunu öğrenmişse? Şansımıza kalmış. Biz bilmiyoruz ya Susran'ın öğrenip öğrenmediğini. Kaçırırız kızı, ondan sonra Allah kerim. Satanasını, oldu bu iş. Sendeki de iyi cesaret Mızago. Nasıl girdin oraya o kadar askerin arasında? Seven insan korkmaz dediydi Susran. Doğruymuş. Baban çok kızmıştır herhalde. Kızmak mı? Nedenmiş o? Hala babam ve albayın haberi yok bu işten. Babamın haberi olsaydı İki atlı geliyor. Kanşavla Çelemi. Hoş geldiniz, buyurun. Teşekkürler Mızago, girmeyeceğiz. Senden bir ricamız var. Buyurun. Mızago, burada bir yatır varmış öyle mi? Evet, şurada iler. Duyduğumuza göre genç kızlar bir dilekte bulunursa oluyormuş. Evet, öyle derler. Tamam, işte biz de senden onun için ricaya geldik. O yatırdan bizim için dilekte bulunur musun Mızago? Dilekte mi bulunacağım? Eğer birkaç dakika gelir de bizim için bir dilekte bulunursan sana minnettar kalacağız Mızago. Hemen dönersin, fazla sürmez. Tabii ya, hemen dönersin. Çocuklar, ben şimdi geliyorum. Bakalım, ne dileyici? Aslında bu dilek bizim değil. Susra'nın dileği. Onun adına dilekte bulunacaksın. Şimdi söyleyeceklerimi aynen tekrar edeceksin. Tamam mı? Tamam. Mızago'yu seven Susra'nın dileği. Hadi söyle söyle. Mızago'yu seven Susra'nın dileği. Çok sevdiğim Zago'nun da onu sevmesi... Çok sevdiğim Zago'nun da onu sevmesi... Ve her ikisinin de birleşmesini diliyorum. Ve her ikisinin de birleşmesini diliyorum. Bu dileğin yerine geldiğinde... Bu dileğim yerine geldiğinde bir... Bir koyun adıyorum de. Bir koyun adıyorum, tamam mı? Herhalde dileğimiz de kabul oldu. Ya bakma Mızago. Oyunu da düğünde keseriz elbet. Getirdiğiniz gelin bu mu? Ne demek istiyorsun sen? Kime getirdiniz bu gelini? Susran'a mı?
Demek Karabatan'ın kızını Susran'a gelin getirdiniz. Susran'ı yakalatan babası kadar hain birini gelin getirdiniz. Karabatan'ın kızından da bu beklenirdi zaten. Susran'ı yakalatan bir alçaktır o. Doğru mu Mızago? Söyledikleri doğru mu? Siz neler söylüyorsunuz? Yemin benim bir şeyden haberim yok. Kaçırdınız, getirdiniz beni, şimdi de suçluyorsunuz. Şelemet, götürsünler onu. Şimdi söyleyin bakalım, nasıl yakalanmış Susran? Susran sabah erken ayrıldı. Siz de gittiniz. Mızago'nun Albay Rakimov'un kumandanlığından telaşla geldiğini görmüşler. Biraz sonra da albay ve askerleri Susran'ı elleri bağlı olarak götürmüşler. Mızago'nun onu yakalattığını kim görmüş? Artık görmeyene hacet. Siz Şegere'ye gittiğiniz gün Susran da öfkeyle Karabatan'ın kızıyla görülecek bir hesabım var diye gitti buradan. Ve sonra da yakalanmış. Suçlamak için bu kafi sebep değildir. Karabatan'ın kızı olması kafidir. Olsun diye bu işi yaptılar. Fakat bunu onların yanına bırakmayacağım. Mızago'nun kaçırılması benim kadar sizi de etkilemiş albayım. Evet doğru. Mızago'nun kaçırılışı beni iki sebeple etkiledi. Birincisi onların asilikleri, ikincisi ise Mızago'ya karşı duyduğum hisler. Bir planım var albayım. Bunu başarıyla tatbik edebilirsek kızı kurtarırız. Ne gibi bir plan? Açık konuşmak hadiselerin ve müşkillerin zamanda haline yardımcı olur. Kızıma olan hisleriniz biraz evvel ifade ettiğiniz gibi samimi ise Susran'ı Mızago karşılığı serbest bırakacağımızı Kafkasyalılara bildirelim. Hayır, bu olmaz. Bir kız için Susran'ı geri veremem. Bu benim askerlik hayatımın sonu olur. Kurtarılacak kız herhangi bir kız değil albayım. Mızago. Hem daha sözlerimin tamamını dinlemediniz. Mızago ile Susran'ı mübadele edeceğimizi söyleyeceğiz. Mübadele yerinde de iyi bir tertiple hem kızı alacağız hem de Susran'ı vermeyeceğiz. Üstelik kızı getirecek olanlar da cüretlerinin cezasını çekeceklerdir. Bu iş biraz zor Karabat'a. Kafkaslılar o kadar aptal değildir. İyi bir plan yapıp uygularsak muvaffak oluruz. Beymen Ivanoviç, Kafkaslılara haber verin, Mızago'ya karşılık Susran'ı serbest bırakıyoruz. Emredersiniz albayım. Sonra siz de gelin. Hazırlayacağımız planı beraberce gözden geçirelim. İstediğiniz nedir? Albay Rakimov'un bir teklifini getirdim size. Susran'a karşılık Mızago'nun iadesini isteriz. Bu teklifinizi büyüklerimize ileteceğim. Gelin olmak üzere kaçırılmış bir kız asla iade edilmez. Velev ki bir hainin kızı olsa dahi. Babasının kim olduğunu bile bile Susran'ın arkadaşları tarafından kaçırılmış bir kızı iade etmek bizlere yakışmaz. Evet, bir noktada İdris haklıdır. Fakat bugün şartlar başka. Susran mücadelemizde gençliğine rağmen sizlerin öncülüğünü yapmakta, göç edenlerin emniyet içinde sahile inmelerine nezaret etmekte, velhasıl bizler için bütün gücünü kullanmakta olan bir evladımızdır. Karabatan'ın kızı Susran'ın haberi olmadan arkadaşları tarafından kaçırılmış. Bugün de kızın babası ve onun dostları Susran'a karşı kızı geri istiyorlar. Kızın iade edilmesi ve Susran'ın kurtarılması için adet ve törelerimizden biraz ayrılmamız gerektiği kanaatindeyim. Karar her şeye rağmen sizlerindir. Hemen Ivanoviç, silahlarını kendisine ver, kollarını da çöz. Ya çok şaşmış bir halin var. Seni serbest bırakıyoruz. Karşılığında da adaşları Mızago'yu geri verecekler. Ne demek oluyor bu?
Arkadaşın Karabatan'ın kızı. Evet. Seni yakaladığımız için bir misilleme yaptılar ve mızak oluyorsunuz Albay Rakimoğlu. Biz Kafkaslılar misilleme olsun diye kız kaçırmayız. Biz ancak şeref ve namusumuzu emanet etmek için kız kaçırırız. Ne demek istiyorsun yani? Mızago bana gelin olmak üzere kaçırılmıştır. Yoksa sizin dediğiniz gibi misilleme olsun diye değil. Peki neden şimdi sana karşılık onu geri veriyorlar? Bize yakışmayacak bir hareket yapıyorlar. İade etmemeleri lazımdı. Herhalde beni Mızago'nun yakalattığını zannettikleri için böyle hareket etmeyi uygun bulmuşlardır. Senin yakalanmanda kızın bir suçu yok. Seni ben yakalattım. Onu biliyorum. Köpeğe yürü. Demir Ivanoviç, kızı yollasınlar. Kızı gönderin. Vuracaksın. Hey çocuklar, suslanmıza boyu kaçırdı. Hadi peşlerinden gidelim. Hayvan herifler, göz göre göre kaçırdınız. Buraya gelin. Bu kadar aptal askeri nereden bulup getirdiniz? Sizi de cezalandıracağım. Hayvanlar. Bunu bilmem. Derhal dört bir yana haber salıyorum. Düğünümüz var. Düğünümüz var. Şu adakta bulunduğumuz koyunu da nihayet kesebileceğim. Kanşal, Mızago sana emanet. Bir atlı geliyor. Selam Susan. Hayrola Musa. Düğün bir haberim var. Bızıp nehrinin öbür tarafında bir grup Rus askeri gördüm. Zannedersem bu tarafa geliyorlar. Rus askerleri mi? Bunlar albayın beklediği takviye birliği olabilir. Bızıp ötesinde mi dedin? Evet, sanırım orada kamp yaptılar. Yarın sabahtan evvel bu tarafa gelemezler. Doğru. Bızıp'tan geldiklerine göre Kamboşkara geçidinden geçecekler demektir. Kanşav dinle beni. Çelemet'le Mızago'yu alıp Bislanların evine gidin. Ben diğer arkadaşlarla gelen domuzları karşılayacağım. Sanırım onları Kamboşkara geçidinde gafil avlayabilirim.
Sizden ricam, biraz evvel söylediğiniz gibi dört bir yana haber salın. Düğünüm olduğunu herkese duyurun. Peki ama... Dinle şimdi. Savaş ve eğlence bize dedelerimizden kalan en kutsal mirastır. Beni merak etmeyin. Evelallah sağ salim çocuklarla dönerim. Savaşa mı gidiyorsun? Düğünümüze en güzel hediyeleri getirmeye. Domuz kelleleri. Ben de geleyim. Kelleyi çok severim. Hayır. Sizler düğün sahibisiniz. Ben geçide gitmeden evvel karargaha uğrayıp barut ve dinamit alacağım. Ayrıca Abrok'la görülecek ufak bir hesabım var. Neden yüzün asık Muzago? Düğünümüz olurken Susran dövüşüyor. İçimde bir korku var. Çocukluğumdan beri duyduğum bir korku. Bir türlü atamıyorum içimde. Kavsa, dinamitler yerleştirildi mi? Evet. Gözcü de askerlerin girişini bildirecek.
Marşal, sıkıntılı bir haldesin. Aklın Kambaşkuar'a geçidin dediğim. Susran ve diğer arkadaşları merak ediyorum. Diyorum ki... Anladım, çarpışmak istiyorsun. Evet. Onların yanında olmam daha münasip. Nasıl olsa burada düğün sahibi olarak sen varsın. Hı hı, doğru. Keşke ben de birkaç domuz temizleseydim. Ama ikimizden birinin burada kalması gerek. Sen git. Elbet bana da birkaç domuz düşer. Hoşça kal Çelemet. Senin için de birkaç Rus deviririm. Düğün sahipliğini iyi yap. Hı hı. Susran'a söyle, gelini bana emanet. Kanşal, düğünümü yapmıyor muydunuz yoksa? Fark ettim. Ama gelmekte gecikmişim. Ne yazık ki bir tek domuz öldürebildim. Kavsa! Ne kadar silah ve cephane varsa toplayın. Biz önden gidiyoruz. Hadi Kanşal, bakalım düğünümü şanıma uygun olarak yapabildiniz mi? Ya! Ya! Yaşıyor galiba. Ne oldu Çeremet? Albay... Ruslar... gafil avladılar. Mızago... ölmedi. Götürdüler onu. Armavir'e gittiler. Susuran... kanş... Allah... Herkesin eğlenmesini istiyorum. Yiyelim mi, içelim mi, eğlenelim? Şerefinize. Sizin sıhhatinize. Yakalayın!
Kıpırdarsan kızımı vururum. Baba! Babanı öldürdüğüm için üzgünüm. Ama bu kama bir tek kişi için kınından çıkacaktı. O da babandı. Dur Susran. Beni bırakıp da mı gidiyorsunuz? Artık benim anam da babam da her şey sensin. Gideceksen beraber gideriz. Haklısın Mizago. Gideceğiz. Hem de hep birlikte yeni vatanımıza, Türkiye'ye. Artık bizlere bu topraklarda hayat akı tanımayacaklarına inandım. Kalanlar da toparlayıp gideceğiz.